Motorcu abiden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi tatil vlogunu başlatıyorum. Tatildeyiz. Burası Alaçatı Sea Beach Otel'deyim. Bu gördüğünüz logo onların logosuymuş. Her yerde logoları var. Aslında Hollanda'dan yola çıkarken Güney Kore'ye gitmeyi planlamıştık. Eşimin vizesi çıkmadığı için İstanbul'dan Güney Kore'ye gidemedik. Bizim bilet yandı, paket oldu. Türk Hava Yolları sağ olsun bir miktar iade ettiler ama tabii ki yine zarardayız ama şimdi ne yapalım, biz de dedik Türkiye'de gezelim, sağa sola gidelim. Burada eşim biraz kite yaptı, biraz ben yüzdüm falan, takıldık. Evet işte yengeniz kite yapıyor. Ben de elimde telefonla, kamerayla bir şeyler çekmeye çalışıyorum. Kite böyle çılgın bir şeymiş. Biz de bilmiyorduk, cahillik. Bizim köyde böyle şeyler yok tabii. Şimdi İstanbul'a doğru yola çıkacağım. Sizlere yine aralarda videolar çekip bir şeyler paylaşmaya çalışacağım. Öyle. Bu arada abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen başlayalım. Merhaba, kolay gelsin. Günaydın. Bunlar kartlarımız. Evet, çıkış yapacağız. Günaydın. Ne kalabalık lan vizenin önünde. Millet ülkeden çıkış yapmak için vize merkezin önünde kuyruk yapmış ilginç bir şekilde. Şimdi biz bir gidip biraz döviz bozacağız. Şimdi bazı arkadaşlar mesaj atmış, sormuşlar. Diyorlar ki işte siz diyorlar euro kazanıp TL harcarken nasıl hissediyorsun falan diyorlar da ben şöyle hissediyorum. Türkiye'de doğup büyüdüğüm için normal Türkiye'deki ne hissediyorsa onu hissediyorum. Önce bir oha deyip bazı jargonlar kullanıyorum. Ondan sonra normal tepkiler verip alacaksam alıyorum işte. Özellikle benzin istasyonlarında günah defterimi bayağı bir şişiriyorum. Fiyatlar biraz fazla olduğu için. Kolay gelsin. Türk lirası istiyorum da. Evet, bir belli bir miktar döviz bozduktan sonra yolumuza devam ediyoruz. Kur 15.65'miş. Evet, yaya geçidinde uzun bir bekleyiş. Geçemiyorum. Bakalım kim yol verecek. Yayayım lan ben. İyi, üstünüze yürüyorum o zaman. Ne yapayım? Bu tarafta da bir yol vermiş şey yok. Basık araba. Önü vurmasın diye yavaş yavaş hareket ediyor. Gözlerim yaşardı. Teşekkürler arabacı abi. Evet, spor moto KTM'ye gelmiştim. Kankalarım beni yaya bırakmadılar sağ olsunlar. Şu canavarı süreceğim şimdilik. Bugünlük birkaç saat. Gideyim kameramı alayım da kaska bir yere yapıştırayım şu kamerayı. Yoksa motovlog çökemeyeceğim. Ama makineler iyi ya. Zabıtaya da KTM veriyorlarmış artık ya. Tabii dayanıklı makine. Hadi bakalım. Şöyle biraz bir dolaşalım. Niye cıbıl cıbıl dolaşıyorsun motorcu abi diyeceksiniz. Niye kamera sabit duruyor diyeceksiniz. Hemen cevaplarını vereyim. Çok beklenmedik bir motor sürüş tecrübesiydi. Yani spor motodaki kankalara bir merhaba nasılsınız falan demeye gittim. Ya sen şu al motoru şunu sürsene falan dediler sağ olsunlar. Ondan sonra aldım, üstüme bir body armor verdiler. Kask mask buldum, bir şeyler iliştirdim yani. Öyle yola çıktık. Bir de şu açıdan da bu motoru sürmek istedim. Biliyorsunuz motorumu seçiyordum. Kawasaki Versys 1000'i seçmiştim en son. Ama Duke 1290 GT'yi sürmemiştim. Biraz fiyatı da yüksekti ama en azından şimdi onu da sürmüş olayım. Biraz içimde, kafamda bir soru işareti kalmasın diye sürmek istedim. Şöyle bir tecrübe edinelim yani. Hemen Birkan Polat kankime gittim. Ona da bir selam verdim. Sonra Spor Moto, Motomax hepsiyle bir merhabalaştım. Türkiye'ye gelince hepsine bir ziyaret ediyorum yani, ahda vefa dedikleri şey, bir arkadaşlık durumu var. Unutmamak lazım. Arka geçmişini insanın unutmaması lazım. Bu arada kamera açısı için de üzgünüm. Umarım kamera düzgün yerlere bakıyordur. Çünkü kaska yapıştıramadım kamerayı. Göğsüme mandalla taktım. Umarım güzeldir. Birçok arkadaşım manyak mısın, Türkiye'de motor mu sürülür diyor diye mesaj attılar. Story'e attığım zaman. Evet, biraz manyaklık da var. Tabii ki cesaret ve manyaklık karışımı. Çoğu
şey diyor işte, orada sürdükten sonra burada süremezsin, şeye gelirsin, kaza yaparsın. Bak şu önümdeki arabadaki mesela mesaj atarak araba sürüyor. Şimdi adamı afişe de etmek istemiyorum ama hani böyle ilginç şeyler var burada. Muhtemel kazaya karışma ihtimaliniz çok muhtemel yani. Çok olabilir yani. 1290 dük bir de emanet şimdi. Ama makine efsane gidiyor ya. Böyle bir güç, ses, elektroniklerden hiç bahsetmiyorum. İnceleme videosu yapmayacağım tabii ama bayağı eğlenceliydi. Şöyle tatil vlogunun bir kısmı. Bu arada şu an kafamdaki kask da benim seneler önce kullandığım kask. Burada hiç kask bırakmadığım için hepsini Türkiye'den Hollanda'ya, yani şu an yaşadığım yer Hollanda bilmeyenler için, Hollanda'ya götürdüğüm için kask kalmamış burada kullanacak. Of. Girilmemesi gereken bir trafiğe girdim. Aslında tam aksi yöne gidecektim ama o kadar uzun süredir burada değilim ki yolları unutmuşum. Aksi yöne gitmek için ne yapmam lazım, hangi trafik kurallarını çiğnemem lazım bilmiyorum şu anda. Evet arkadaşlar, bugün neredeyiz? Bugün memlekete geldim. Etraftan belki anlarsınız nasıl bir yerde olduğumu. Karadeniz burası. Çukurlara pek alışkın değilim. O yüzden bazı çukurlara yanlışlıkla da olsa giriyorum. Burası Rize. Rize'nin Güney Su mu, Gündoğdu mu? Tam öyle bir şeydi. Hatta o kadar uzun süredir gelmiyorum ki isimlerini bile unutmuşum. Yollar değişmiş. Şimdi bizim köye doğru gidiyorum. Size biraz benim köyün havadan bazı videolarını falan çekeceğim, göstereceğim. Havada güzel şansımıza biraz dolaşırız. Şöyle biraz gezelim. Burada bir motor bulamadım. Motor da aramadım işin doğrusu. Burada çünkü biraz daha sıkıntı bence motor sürme işi. Kimle konuştuysam tehlikeli motor mu sürüyorsun sen dediler. Şöyle yavaş yavaş. Öndeki arabanın tamponu yok bu arada. Burada yakında bir yerde otosanayi olması lazım. O yüzden garipsemiyorum. Şöyle biraz size yeşillikleri gösterelim. Benim bütün aile burada zaten. O yüzden bütün sülale, baba tarafı, ana tarafı buralarda yaşıyor. Belki bilenler bilirler. Ben YouTube'da çok Karadeniz'i gördüm böyle video çeken. Ben de dedim hazır aileyi ziyarete gelmişim, ben de bari bu kısmı da tatil vlogunun içine ekleyeyim dedim. Şöyle bir küçük bir Karadeniz turu. Aslında 3-4 gün için geldim. Bu da benim kuzenimin arabası. Fiat bir şey, Punto mu öyle bir şey. Sağ olsun kuzen, al sür takıl dedi kafana göre. Çok da hızlı sürmüyorum, yolları da pek bilmiyorum. Yollar ya, ben burada en son burada 15 yaşındayken işte dolaşıyordum, o da hani arabayla değil tabii ki. O yüzden şu an bana inanılmaz farklı geliyor buralar. Tünel münel yapmışlar her yere. Bu arada tam benim geldiğim tarihte Rize Havaalanı'nın da açılışı varmış. Reis de tam benimle aynı gün buradaymış. Yani düşün, Hollanda'dan geliyorsun, aynı gün denk geliyorsun. Benimki büyük başarı yani gerçekten. Ama şöyle gelince insan hevesleniyor ya. Memleket havası güzel gerçekten. Hele buranın havasına bayılıyorum. Tabii bizim orası Hollanda'da da hava güzel de buranın değişik abi. O yani oksijen olayı her zaman aynı olmuyor. Yani her yeşillik hane değil hesabı. Burada biliyorsunuz çay may olayları var. Çay kesiyorlar. Bizim de bir miktar çayımız var. Tam bir çay şeyiyim yani, çiftçi. Arabalar böyle bazıları yavaş gidiyor, bazıları arkadan çok yaklaşıyor. Bilmiyorum, arka görünmüyor tabii size şu anda ama ben kendimi değişik hissediyorum. Şimdi burada şöyle de bir durum var. Eğer çok insanların canını sıkarsan vurma ihtimalleri var yani seni. O yüzden çok millete yaklaşmıyorum.
av olmamak için. Burası tamamen orman kanunlarıyla yönetilen bir memleket. Ya çok gömmek için demiyorum da buralıyım ben yani. Hani kendi memleketimi ben bilirim. Benim mesela şu sol taraftaki yoldan gidince annemin köyü, böyle gidince babamın köyü. Köyler karşılıklı yani. Hava şansıma yılın 365 günün 364 günü yağmurlu olan Rize, gerçi abartıyorum biraz, o kadar değildir de, Rize yağmurlu değil ve güneşli. Çok ballıyım yani bu konuda gerçekten. Sizlere de güzel bir videolar falan çekerim diye düşünüyorum. Çünkü hava durumuna baktığımda yağmur gösteriyordu bugün için. Şanslıyım. Odan delik taş var lan şurada. İlginç. İlginçliklere şaşırmıyorum. Devasa çay bardağı falan, bu tip şeyler çok normal. Havaalanının sanırım şeyi de gözlem kulesi oluyor sanırım. O da çay bardağı şeklindeydi yanlış hatırlamıyorsam. Ama oraya bilet alacaktım. Birkaç gün önce baktım, bilet 800 TL civarındaydı yeni havaalanına. Sonra dedim ki ya bir şey olmaz, yarın alırım falan dedim. Yanımda kartım falan yoktu. Bir baktım 1500 TL'ye çıkmıştı. Sadece de Türk Hava Yolları yapıyordu yeni havaalanına gidişi. Pegasus yapmıyordu. Sonra dedim ki Pegasus'la Trabzon'a ineyim en iyisi, oradan yapayım. Araba kiralamadım çünkü nereye gideceğim, ne yapacağım hiç belli değildi bu tatilimde yani. Tamamıyla rotasız kaptan modundaydım. Bir oraya bir buraya, şöyle biraz cam açayım, beynim yandı. Bir oraya bir buraya kafama göre uçakla, otobüsle uçakla gittim. Eşim biraz uçaktan rahatsız olduğu için onunla gittiğim yerlere otobüsle gitmem gerekti. O biraz uzun sürdü ama otobüsler gerçekten çok konforluydu yani. Kamil Koç'la ve Pamukkale ile İzmir'e gittim geldim. İstanbul-İzmir arası. Yani ben çok konforlu buldum işin doğrusu. Biliyorsunuz yolculuk başladığında da hemen yolculukta pop kek ve bilimum kola falan verildiği için bayağı eğlendim. Bak bu arada babam biraz hayvansever biridir. Tavuk çiftliği kurmuş kendine küçük. Bayağı yumurta falan çıkıyor burada, yavaşlamam lazım. Yumurta falan oluyormuş. Çılgın yani yumurta işi. Hatta ona giderken biraz yem alacağım. Şu anda tavuk yemi yapan amcalar, abiler için videonun şeyi, ilgi şeyi daha da arttı yani. Yemle besleniyor. Bilmiyorum daha neyle besleniyor. Bayağı hoşuma gitti. Benim hiç alakam yok da babam köyde takıldığı için dedik, demiş herhalde ben böyle şeyler yapayım. İyi de yapıyor yani. Tarla marla, çay may bir şeyler de var. Her türlü sebze oluyor yani. Acayip verimli topraklar. Memleket güzel de işte şu hava işi ya. Buranın havası çok güzel ama aynı Hollanda gibi, boğuculuğu hariç yani nem oranı hariç, o kadar nemli değil soğuk olduğu için Hollanda. Burası yine soğuk ve hep yağmurlu ve bulutlu yani. O açıdan Hollanda'ya gidince ben 15 yaşına kadar burada büyüdüğüm için çok yadırgamadım yani o bulut olayını. Çünkü bizim zaten aslımızda vardı o yani, o bulutlu havada gezmek, yağmurda, çamurda. Tabii motosiklet işi olunca biraz hoşlanmadım. İstanbul'u o açıdan çok seviyordum. Yılın çok uzun zamanları motosikletle gezebiliyordum uzun aylar. Ama Rize'deki kuzenlerim mesela motosiklet hevesleniyorlar, sonra yağmur muhabbeti geliyor, yağmurdan dolayı alamıyorlar. Karadeniz'deki arkadaşlarım birçoğu bundan muzdarip yani. Yapacak pek bir şey yok. Araba yani, burada en gideri olan araba. Buradan yemimizi alalım, bagajı atalım. Eyvallah abi, sağ ol. Sağ ol. Hayırlı işler abi, görüşürüz. Arabanın kapağını kırdım galiba. O kadar hızlı vurdum ki. Şimdi benim aslında şöyle bir derdim var. İlk geldiğimde öyle bir farkına vardım. Ben aslında Türkiye'de 2010'da ehliyet aldım arkadaşlar. Ama Türkiye'de şu araba kullanmamıştım, otomobil kullanmamıştım. Hollanda'da tekrar ehliyet almıştım. Hollanda'da da bu sefer şöyle bir şey oldu. Hiç yokuşta araba kullanmadım. Şu köy yoluna çıktığım zaman afalladım yani. Lan kaçta çıkıyorduk? Hep düz yollarda kullanmaktan artık alışmışız. Öyle bir mevzu var. Şimdi köy yoluna bir vuracağız bakalım arabayı, nasıl olacak. Evet. Biraz gürültülü. Biraz da yolların darlığından karşı yönden gelen arabayı görememek gibi durumlar oluyor.
Yani işin doğrusu bilmiyorum, kamerada görüyor musunuz? Yolun bir tarafı hep uçurum yani. Hani böyle bir teker bir düşse orada muhtemelen kalırım. Ops. Orada kalırsın. Şanslıysan kalırsın bir de. Şanssızsan kafa üstü inersin. O yüzden biraz çekinerek sürüyorum yani. Bir de arabanın canını alıyormuşum gibi geliyor bana yokuş çıkarken. Gerçekten öyle de bence yani. Arabanın canı da gidiyor yani. Şu an camları açıyorum abi. Abi nasıl yokuş ya? Bilmiyorum nasıl görünüyor da. Bir de dışarıyı da size göstereyim. Yani araba sürerken tek elle bu işleri yapmak biraz zor ama genelde vites 1'de, o yüzden böyle psikopatlıklar yapıyoruz. Mekan güzel ya. Memleketim diye demiyorum da hani yeşil güzel. Mekan iyi yani. Şöyle aşağıları da göstereyim. Şöyle köyü bir genel size göstereyim. Gördüğünüz gibi burası köy, yollar. Biraz kümesten yumurta toplama tecrübesi edindikten sonra, biraz da drone'la köydeki komşularımı rahatsız ettikten sonra, gerçi rahatsız olmadılar da şaşırıp baktılar, eğlendiler. Şimdi köyden aşağı doğru iniyorum. Fiat neydi ya? Punto olması lazım. Ben biraz araba özürlüyüm. Motorcu olduğumuz için şöyle göstereyim. Punto'ymuş gerçekten. Böyle kuzenim sağ olsun bana arabasını ödünç verdi. Süper de gidiyor. Dizel yani. Şöyle köylüler geçiyor, yol verelim. Aynen. Herkeste de jip mip var böyle. Bayağı iyi arabalar var. Bu da gidiyor ya, dizel. Mizel gidiyor yani. Şimdi binelim arabaya, inelim aşağıya. Çarşı, merkez. Evet, Rize Havaalanı'ndayız. Gördüğünüz gibi boş. Rize Artvin Airport. Çok şekil bir mekan yapmışlar. Memleketime gelmek için sık sık kullanacağım bir alan. Dışarıdaki çay bardağını da gördüyseniz, kule çok güzeldi. Şöyle boşlukları çekeyim, bileti çekeyim. Yukarıda bazı güzel yerler var, dizayn. Arkadaki küçük evler şu an değerleri 5'e katlanmıştır bence, köy evleri.